Evet, maçtan önce de bunu söylemiştik zaten. Kolay bir maç olmayacak. Çünkü karşımızda iyi mücadele eden ve elindeki futbolcuları çok iyi kullanan bir ekip vardı. Buna rağmen maça iyi bir başlangıç yaptık. Golü de çok güzel bir zamanda bulduk. Fakat golden sonraki bölümde özellikle golden hemen sonra oyunu kontrol edemedik. O bölümde oyunu biraz kontrol edebilsek, topu biraz kendimizde tutabilsek o dönemi çok daha olumlu geçirebilirdik. Fakat biz rakibin baskı kurup arkada boşluk bırakmasını beklerken biz bunu yaptık. Yani önde halen çok baskılı oynamaya çalıştık ve dönen toplarda eksik yakalandık. Eksik yakalandık, birkaç pozisyon verdik ama tam tersi 7'ye 3 yakalandığımız bir pozisyonda da maalesef golü yedik. Ondan sonraki dönemde tabii pozisyonumuz da vardı. Direkten dönen topumuz da vardı. Ama ikinci yarı tabii daha baskılı gibi görünüp rakibe pozisyon vermeden ikinci 45 dakikayı bitirirken çok da üretken olamadık açıkçası. Birkaç tane pozisyon var gibiydi. Yani çok net de pozisyonumuz yoktu Batacan'ın pozisyonundan başka. Yani oyunu rakip alana yıktık. Baskılı oynamaya çalıştık ama tabii son dönemlerdeki kapanan takımlara karşı yaşadığımız sıkıntıyı bu maçın ikinci yarısında da yaşadık. Sonuçta tabii iyi niyetli oyuncularımız maçı çevirmek için mücadele verdiler. Fakat tabii geçtiğimiz sezon tam tersi bir anlayışla mücadele ederken işte geride oyunu kabul edip çabuk oyuncularla pozisyon bulurken ki birçok maçı öyle çevirirken bu sene tabii tam tersi bir oyun anlayışı karşımıza çıkıyor. Birçok takım özellikle deplasman oyunlarında bile bir puan için oynuyor. Tabii bu da bizi sıkıntıya sokuyor. Yani böyle bir anlayışa bürünmek, tam tersi bir oyun anlayışından çok farklı bir anlayışa bürünmek kolay olmuyor. Bunun için zamana ihtiyacımız olacak. O yüzden tabii bu türlü sıkıntıları sezon başından beri yaşadık. Bunu giderme adına mutlaka çalışmamız lazım. Ama bugün ortada şu gerçek var. Rakip nasıl oynarsa oynasın, siz neler yaparsanız yapın, ortaya çıkan bir gerçek var ki zirve mücadelesi adına iki tane çok önemli puanı kaybettik. Bundan sonraki dönemde yine maçlarımızı kazanmak için devam edeceğiz. Futbolda her şey olabilir. Kesinlikle umutsuzluğa kapılmadan, karamsar olmadan mücadelemize devam edeceğiz ve ligi bitirebildiğimiz en üst noktada bitirmeye çalışacağız ki 3 puanlı sistemde her şey olabilir. 2 hafta üst üste mağlup olabilir takımlar. 6 puan da kaybedebilir. 3. hafta da kaybedebilir. Yani Türkiye'de işte görüyorsunuz her hafta çok farklı sonuçlar alınabiliyor. Onun için biz de umutsuzluğa kapılmadan birçok insan tabii bizimle alakalı belki çok karamsar tablo çizerken biz yine umutla geleceğe bakacağız ve bundan sonraki karşılaşmalarımızı kazanmaya çalışacağız. Rakibimizi tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Ve belki de istedikleri puanı da aldılar. Onlara da başarılar diliyorum bundan sonraki dönemde.